Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Vivo V30 serisinin son üyesi Vivo V30 Lite duruyor. Ve bu telefonu sizler için mercek altına alıyor olacağız. Telefonun hemen ben kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü telefonun kutu içeriği gerçekten de dolu dolu. Zira kutu içeriğine şöyle bir göz attığımızda hem silikon kılıfı görüyoruz hem de çok iddialı 80 watt hızlı şarjı burada görmüş oluyoruz. Bu hızlı şarj adaptörünü yani ekstradan satın almak durumunda kalmıyorsunuz ki bu da günümüzde oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Evet, bu kutu içeriğinde hem hızlı şarj adaptörü bizlerle beraber oluyor, hem silikon kılıf bizlerle beraber oluyor ve Vivo V30 Lite bu anlamda açık konuşmak gerekirse kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Şarj konusundan girdik çünkü bu telefonun en iddialı olduğu konu belki de şarjı ve bataryası. Zira Vivo bu konuda oldukça iddialı ve o kadar kendisine güveniyor ki 4 yıllık bir garanti süresi bizlere sunuyor. Yani şöyle söylüyor Vivo kullanıcılarına, diyor ki eğer bu 4 sene içerisinde telefonun pil performansı %80'in altına düşerse siz bu telefonu bize getirin, biz de bu telefonun bataryasını yenisiyle değiştirelim diyor ki bu oldukça iddialı bir söylem ve bu da markanın telefonuna ne kadar güvendiğini de belki ortaya koymuş oluyor. Peki bunun haricinde yani Vivo V30 Lite'ın bataryası haricinde bizlere neler sunuyor, biraz da bundan bahsedelim. Telefonun iddialı olduğu tek konu elbette batarya değil. Evet, 5000 mAh'lik bir bataryası var. 80 Watt'lık hızlı şarj desteği var. Bununla beraber çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Çok kısa sürede pili bitmiyor. Yani bir günü çok rahat şekilde zaten devirirsiniz. Orası ayrı. 2 güne varan bir pil performansı sizlere sunabilir. Bunun haricinde telefonun hem ekran boyutunda hem de temel donanım noktasında segmentinin en önde gelen modellerinden biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen ekranla beraber isterseniz devam etmiş olalım. Cihaza baktığımızda 6.67 inçlik bir AMOLED ekran panelinin yer aldığını görüyoruz. Bu AMOLED ekran panelinin 120 Hz'lik bir tazeleme oranı sunduğunu ifade etmek mümkün. Ancak telefonu elinize aldığınızda hemen bu 120 Hz'i ayarlar kısmından açmanız gerekiyor. Yani bu dahili olarak gelmiyor. Ayarlar kısmından ekstra olarak açıyor olmanız lazım. Bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bunun haricinde 2400'e 1080 piksellik bir çözünürlük vaat ettiğini de ifade etmek mümkün bu cihazın. Gelelim dahili depolama kısmına. Bu telefonda 256 GB'lık bir dahili depolama alanı söz konusu ki zaten orta segmentteki telefonların hemen hemen hepsinde bu dahili depolama alanı mevcut. Yine 8 GB RAM ile beraber bu telefonun gelmiş olduğunu görüyoruz. Ancak buna ek olarak 8 GB'lık yine bir sanal RAM desteğinin de yer aldığını ifade etmek mümkün. Benim tavsiyem eğer bu telefonu alıyorsanız sanal RAM desteğini de mutlaka açın. Çünkü bu telefonu oldukça rahatlatıyor ve gerçekten de akıcı bir deneyim sunmanıza yardımcı oluyor. Telefonun temel donanım noktasında ise Snapdragon 4 Gen 2 ile beraber geldiğini görüyoruz. Bu işlemci 4 nanometre üretim sürecinden geçiyor ve oldukça iyi bir performans sergiliyor. Özellikle en iddialı oyunları bile Vivo V30 Lite ile beraber sorunsuz şekilde çalıştırma şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıca ısınma noktasında da bu işlemcinin oldukça iyi değerler sunduğunu ifade etmek mümkün. Yani telefon çok fazla ısınmadan en iddialı oyunları bile rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu da oyun sever kullanıcılar için oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Peki temel donanım haricinde bir telefonun en önemli noktalarından bir tanesi de şüphesiz kamera. Çünkü kamerayla çok fazla fotoğraf ve video çekiyorsanız eğer bu telefonda size yine oldukça iyi performanslar sunacaktır. İyi fotoğraflar çekecektir. Çünkü telefonun arka kısmında 50 megapiksellik bir ana kamera söz konusu. Bu ana kamerayla beraber iyi deneyimler yaşayacaksınızdır. Bunun yanı sıra yine arkadaşlar 2 tane daha yardımcı kameraların yer aldığını söyleyebiliriz. Vivo V30 Lite'da 2 megapiksellik bir bokeh sensörü söz konusu. Yine bunun haricinde de bir de titreşim sensörünün yer aldığını ifade etmek mümkün. Ön tarafa göz attığımızda ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası burada bizleri karşılıyor. Yine selfie kamerasıyla beraber de iyi fotoğraflar çekmeniz mümkün hale geliyor. Şimdi dilerseniz bu telefonla beraber çekmiş olduğumuz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım ve telefonun kamera performansını bir de siz değerlendirin.
Vivo V30 Lite'da bir de stereo hoparlör söz konusu. Bu da ses deneyimi anlamında da sizleri tatmin edebileceğini bizlere net bir şekilde göstermiş oluyor diyelim ve artık yavaş yavaş fiyattan bahsetmiş olalım. Cihazın fiyatına göz attığımızda 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolama hafızasına sahip olan sürümünün yaklaşık 18.000 TL civarında satıldığını söyleyebiliriz. Yani baktığınızda 17.999 TL'den satıldığını görmüş oluyoruz. Bu fiyat aslında böyle bir telefon için oldukça makul. Telefonun bu segmentteki rakiplerine göz attığınızda biraz daha pahalı fiyatlardan satıldığını görüyorsunuz. Ancak Vivo V30 Lite gerçekten de tam bir fiyat performans ürünü olarak bu segmentte karşımıza çıkmış oluyor ve 17.999 TL'lik fiyatıyla beraber tam bir kurtarıcı oluyor günümüzdeki kullanıcılar ve tüketiciler için. Artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.